kullanıyorsun. Kesinlikle bu partiyle geliyorsun. İşte ne bileyim insanlara yardım edeceğim diye aslında başkalarını mağdur ediyorsun şeklinde şikayetler var mı? Hayır, kesinlikle yok. Dün sizinle ilgili öyle bir ihbar geldi çünkü bize. Kesinlikle yok. Hanımefendiye bir sorun lütfen dediler. Maltepe'deki teşkilattan neden atıldığını ilçe başkanı tarafından. Ben atılmadım ki. Hayır, biraz önce dedim ya bunlar dolandırıcı diye. İnsanlardan yardım toplamak adına, parti adına yardım topluyormuşsunuz. Evet. Evet. Hayır. Ayhan Efendi, ben burada oturuyorum da ben sizi araştırıyorum. O paralarla kendinize menfaat sağlıyormuşsunuz. Daha hayır, ben bir kuruş para almadım partiden. Anladım. Bir kuruş para almadım. Tabii. Buyur abla. Tanımadığınız, daha doğrusu dün tanıdığınız Hatice Hanım'a çocuklarınızı götürdünüz, köye götürdünüz, gösterdiniz de. Kendi öz annesine neden göstermiyorsunuz? Kime? Kendi öz annesine çocuklar neden göstermiyorsunuz? Dün o getiren hiç tanımadığınız kadına gösteriyorsunuz. Anladım, köye anladım demek istedim ablam. Heh. Bunun çocukları bıraktığında ben İstanbul'daydım. Evet. Öyle değil mi? Annem, annemle ikisinin arasında abla. Ben çocuklarımı bırakmadım. Ya siz baba değil misiniz? Beni Hatice ile ben yoktum ablam. Ben babayım. Ben niye göstermedim? Ben çocuklarımı bırakmadım, anladın mı? Efendim? Senin annen benden kaçırdı. Neredesiniz iki aydır? Kaynana büyük ya, annem büyük ya bunun çocukları, bizim çocukları. Ya susun Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Hep evliyiz diyorsunuz ya. Evlendiniz değil mi? Evet. İspatlayın. İmam nikahı. İspatlayın işte. Evliliği ben biraz önce sordum. Yani sizin böyle bir şey söylemenize çok uygun değil açıkçası. Ayhan Bey tek celsede ben seninle boşanmak istiyorum diyor Havva. Evet. Evet. Çocuklarımın da velayetini istiyorum. Nafaka istiyorum. Tatminat istiyorum. Hı? Yürümez abla. Yürümez mi? Beni ya ben nasıl istiyordum. Yürümez ya? Daha dün Havva köye geri gelsin diyen adam. Sen de yürütmek istiyordum. Onu bu an Nevlim döndü ben öyle dedim abla. Yürümez. Bununla yürümez. Yani bu saatten sonra da hiç yürümez. Hiç yürümez abla. Niye? Yok abla ben istemiyorum. Lan çırpınma batıyorsun durmadan. Yürümez abla. Ben seni yürütmek mi istiyorum diyorum sana. Yürümüyorsa o zaman söz konuş otur. Ben konuşuyorum. Konuşsaydı ama evde otursaydı. Evet siz de öyleydi. Başka bir yerde yaşam kursaydınız böyle olur muydu? Yine boşanırdım abla zaten hep diyordum ben yürümez diye. Ama niye? Sen yanındakine Hatice yürüt yürüt. Ben çocuklarımı istiyorum sen yanındakine yürüt. Şöyle bir... Ben çocuklarımı sana bırakmam. He? Ayhan Bey, Allah sizde şöyle abla. Bir tutarsızlık var. Siz ya Hatice Hanım'dan vazgeçemiyorsunuz ya bu tarafta. Ben ondan geçtim abla. Ama dakika bir, yani dün biz tüm Türkiye'ye gördük. Onu... Hatice Hanım küstü gitti, bu tarafa Hatice yöneldiniz. Hatice sinirlendi, yani benden geçtiğinden değil, nereden o anda öyle dedi. Sinirimiz... Benim nevlim döndü abla. Benim nevlim döndü, ben de bir şekil oldum yani. Ya, ya tekrar dönersin ne yapacaksın? Ya nevlin... Yok abla. Neyden dönüyor, neyden? Hatice beni ne bırakır ne de ben Hatice'yi bırakırım. Ha? Hatice beni ne bırakır efendim ne de abla. Ben Hatice'ye bırakırım abla. Sana Hatice senin kuman olacak teklifinde bulundular mı? Ben tanımıyordum ki bana kuman diyecektim. Hayır duyduktan sonra yani. Ya sen o kadını kabul et boş ver. Annesi dedi. Bunun ağzından duymadım annesi dedi. O orada dursun sen burada dur biz onlardan daha iyi oluruz dedi. Nasıl iyi olacaksınız? İyi olacakmış bu savacakmış biz yiyecekmişiz. Üç çocuk ben annesi hem de onun dırdırını çekecekmişim öyle diyor. Ne olacakmış? Orada kalsın sen burada kal demiş annem. Onu zaten hayatımız öyle. Onlar göndersen biz yiyelim dedi. Hı hı. Oturalım gül gibi yaşayalım dedi. Ondan sonra buraya kayıt yaptırdığımı duyunca benim buramdan nasıl bir tuttu Esra abla? Daha ispatlarım da var. Bütün mahalle ayağa kalktı. Muhtar da bağlandı evet. Yayına. Ayhan Bey şimdi muhtar zor, çalışma ayağa şartları ayağa. Zor. Tuttu, dışarıda da dolaşamıyorsunuz. Benim, ben söylemek mesleğiniz istemiyorum gibi... ama senin gibi orasını söylemeyip. Senin gibi insanın maaşını kullanıyor musun? Sen burayı aradın diye mi öyle evet. dedi sana? Sen oraya çıkıp da ben bunu buraya gideceksin diye beni kolumdan tuttu dışarı attı. Hiçbir şey vermedi. Ben camı kırdım. Evin camını kırdım. Kendi yatak odamın camını bilir. Aha bak göstereyim ispatı. Hı hı. Ha, burası da aynı burası da aynı. Böyle itmeyi şey yapmışım. Böyle kırdım ki buralarım yarıldı. Her şeyimi oradan çıkarttım ben. Gittim ben komşumun evine koydum. Daha oradan da almış Esra abla. Oradan almış çöpe atmış benim ötebele valizlerimi. Üç tane valizimi. Bunun annesi yapan bunu. Benim o küçücük bir yaşında çocuğu benim kucağımdan kopardı. Götürmüş komşunun evine koymuş. Ondan sonra okula gitmiş.
Annem bile canlı yayını artık nasıl tembihlediyseniz ya da o kadını bilmiyorum nasıl korkuttuysanız öyle bir seni savunuyor ki Ayhan geldi mi gitti mi diyoruz, hayır gelmedi diyor ama yalan söylüyormuş. Çocuklar alırlar diye kovmuş annem Esra abla. Annem korkmuş. Hatta çocuklar annem benden bile sakladı. Öyle olmadı mı? Onu da dibimde komşuya koymuş, benim sonradan aklıma geldi. Ta nereleri ben aradım. Çocukları benden temelli alırlar diye korkmuş. Peki. Ben bile bulamadım yani çocuklarımı. Çocukları temelli alma durumu olsaydı vazgeçer miydin bu ilişkiden? Geçmezdim abla. Ha ben çocuklarıma gene bakarım. Onlar yarın anayı da bilirler, babayı da bilirler. Anaları kim bakacak senin ananı? Onlar anayı da bilirler, sen babayı da bilirler. Kendine bak abi, kendine. Ben çocuklarıma bakacağım. Bahar. Allah Allah. Ben karşımda insan göremiyorum. O ben insan. Ben çocuklarımla emanet etmem. Anladın mı? Ben alırım. Kim alıyor? Hadi gel al. Hadi daha çocuklar kantinde yürü. Devlet komple kantinde sana vermez. Hepsini benim sana üç vermez. Benim çocuğum var. Üçü de ana çocuğu. Onlar benim. Ya bunlar oyuncak mı parçalayıp verecek? Lego mu yani? Ablam ben de demek istediğim şu. Devlet bana da vermez mi baba olarak görme şansı? Senin kurulu düzenin var mı abicim? Efendim? Senin kurulu düzenin var mı? Hayır. Kurulu düzenim benim köydeki evim. Hatice ile de yapacağız kurulu düzenimizi. O kurulu düzenin içerisinde resmi nikah olacak mı? Olacak. Olacak. Ben gerçekten bunu çok merak ediyorum. Olacak abla. Daha bitmeyen ben bir evlilik için bunu etmem. Sormam ama bunun altında sizin bir ben takım Hatice Hanım'ın evliliğinden bağlanan ölüm aylığının olduğunu düşünüyorum. Onu da size bilgisini vereyim. Ölüm aylığı siz yeni bir evlilik yaptığınızda resmi nikah kıydıktan sonraki ay kesilir. Biliyoruz. Yani, evet. O bu yüzden arada, de, ablam, ha, bak, resmi ben, nikahı da kişisel kanaatim o. Düşünmediği, yapmayacağınızı düşünüyorum. Ben çalışırım ablam. Benim elim tutuyor, ayağım tutuyor. Daha ben hiçbir gün yani Hatice'nin parasını yapmamda yedim. Çalışırsınız evet. Hem o Hatice Hanım'a bakarsınız. Annem asaldan ki o çocuklarınızın nafakasını ödersiniz. Havva Yılmaz kayınvalide tarafından sokağa atıldıktan sonra çocuklarını alamadı. Sonrasında programa başvuruda bulunmuştu. Biz programda konuyu işledikten sonra çocuklar önce Nevşehir Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, sosyal hizmetler tarafından alındı ve incelendi. Sonra annemiz çocukları teslim aldı. O kavuşma anlarını ekrana getirmek istiyorum. Oraya gidin, ablan aramadım. Çocuklar anneye verildi. O buluşma, o kavuşma. Nevşehir'e gidip niye ablan aramadım benim çocuklarımı? Her şeye değer. Benim görelim. Yok aldıklarından. Sus ben. Yapmış olduğumuz araştırmalarda evi bulduk ve çocukları aldık. Sonunda Havva göremedi çocukları, görecek çünkü kayınvalisi çocukları vermiyordu. Eşi de Ayhan Bey de Hatice Hanım'la ortadan kaybolmuştu. Evi bulduk ve çocukları aldık. Şimdi Havva Hanım'a teslim edeceğiz. Havva bak kimi getirdim sana. Yavaş yavaş yavaş. Yok tamam. Artık her şey güzel olacak. Çocuğumu ne kadar zayıflatmışlar. Özkan abi şuna bir bak. Ne yapmışlar benim çocuklarıma? Yavrularıma böyle yapanlar utansın inşallah. Çok mutluyum abi. Allah razı olsun. Allah bininiz biri olsun. Hatice var. Ben al başına çal. Anladın mı? Ben adam demiyorum ona. O benim çocuklarımı bağırıyor. Esra abla lütfen ağzını bozmasın. Ha? Yuva yıktı. Ağzını bozmasın. Ne olmasın? Yani bağırmasın. Ben ağzımı falan bozmuyorum. Sizin kadar yine değilim. Anladın mı? Benim kafamda hepiniz de bittiniz. Benim üç çocuğum. Bundan bravo sonra. Ve anladın şu anlar. Benim de çocuğum o. Babanın kapısından mı getirdin? Şu anlar gerçekten her şeye değer. Sen bu anın tadını çıkar. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Şuraya bak. Baharım ben ne yapacağım? Pırıl pırıl. Ben bir şey yapmadım Allah'a. Utanıyorum. Ben ikinci elini yaptım. Yaptım. Utanıyorum.
Evlendim. Sevdim, evlendim. Var mı? Utanıyorsun. Daha evlendiğin zaman ben haber verirsin, bize davetiye atarsın. Esra abla bir soru sorabilir miyim? Sen önce buradaki bir evliliğini bitir de şimdi bir soru sorma. Ayhan'la sadece ikiniz Hatice Hanım'ın olmadığı bir alanda anlaşmalı boşanma konusunda Havva Hanım'ın talepleri zaten belli. Bu konuda ortak bir anlaşma yaparsanız, uzlaşabilirseniz anlaşmalı boşanmanıza biz size yardımcı oluruz, yol gösteririz. Boşanmak istiyorum Esra abla. Tamam. Boşanmak istiyorum, beni bundan ayır. Sen taleplerini boşanmak söyleyeceksin. O da tamam ben uyuyorum bunlara derse bir an önce boşan, sana bu pırıl pırıl evlatlarınla güzel bir hayat kuralım. Tamam mı? Sizi buradan